Yaklaşık işte 19 gün oldu. Depremin üzerinden 19 gün geçti. Fakat hala ulaşamadığımız birçok kadın var. İşte gördüğünüz gibi yine aslında ulaşabildiğimiz çadır kentlerden, Adıyaman'daki çadır kentlerden bir tanesindeyiz. Burada da ilk günden itibaren bir koordinasyon oluşturduk ve bu koordinasyon yaklaşık binlerce kadına ulaştı. Çünkü bu koordinasyonun oluşumu zarar gören, depremden zarar gören her il ve ilçelerinde mümkün mertebe kuruldu ve sadece il merkezlerinde değil, ilçe ve mahallelere de aynı şekilde ulaşabildiğimiz bütün mahallelere ve ilçelerin köylerine gitmeye çalışıyoruz. Yeterli mi? Değil. Ama hakikaten kadınlar için özellikle çok büyük bir yol aldık diyebiliriz. Ama hala işte özellikle kadınların hijyenik pet, iç çamaşırı ve benzeri ihtiyaçları hala devam ediyor. Hala ulaşamadığımız veya ulaşıp da elimizde eksik kalan ürünler olabiliyor. Dolayısıyla bu kampanyanın mutlaka ve mutlaka yardım kampanyalarının devamlı surette ve gönüllülerin, daha fazla kadın gönüllülerin ağırlıkta olması gerçekten bizim için çok önemli. Tüm kadın örgütleriyle ilk günden itibaren bir çalışma yürüttük ama şu anda arkamızda da gördüğünüz mor çadır daha fazla kadına ulaşmanın daha örgütlü halinin gerçekleştiği artık, çünkü dediğim gibi acil ihtiyaçlar bir şekilde giderilebildiği kadar giderildi ama hala gerçek anlamda ulaşılmayan kadınlarımız çok fazla. Dolayısıyla tüm kadın yapılarıyla, TCA ve feminist yapıyla bir araya gelinerek bir koordinasyon oluşturdu. Bu çerçevede de kadın malzemeleri paketler halinde tırlarla ihtiyaç duyulan ve depremden özellikle ağır zararlar gören il ve ilçelere ulaştırılacak. Binlerce kadına ulaştık. Tek başımızda TCA ile değil, dediğim gibi bütün feminist yapılarla, işte STK'larla, sivil toplum örgütleriyle ve DBP, HDP siyasi partileriyle birlikte ilk günden beri, biliyorsunuz, alandaydık, sahadaydık ve aslında devasa bir akım oldu. Çok fazla bu konuda gerçek anlamda özellikle Ahmet'ten buraya hijyenik pet, işte iç çamaşırı ve benzeri malzemeler geldi ama bir şeyini tutamadık açıkçası, bir sayısını tutamadık. Çünkü dediğim gibi tırlar dolusuydu. Binlerce kadına ulaştık. Bundan sonra da yine binlerce kadına ulaşmaya devam edeceğiz ama devamlı surette. Zaten bu yapının da aslında bir araya gelmesinin nedeni biraz onu devamlılaştırmak, kalıcı hale getirmek. Buradan çağrımızdır. Mutlaka ve mutlaka belli bir süreliğine bakmasınlar. İlk sıcağı sıcağına gönüllü sayımız çok fazlaydı ama gitgide bu konuda sıkıntı yaşamaya başladık. Özellikle genç kadın arkadaşların tabii ki hayatları gönüllülük esasında buraya bağlı değil ama fırsat bulan, 3 gün, 5 günlüğü bile ayırabilen bütün genç kadınlara hakikaten burada çok büyük bir görev düşüyor ve yalnız bırakmamak gerekiyor.